Merhaba arkadaşlar. Aydın arkadaş benden uzun süredir MotoGP ekipmanları bekliyordu. Ben bu ekipmanları örnek olsun diye tabii orada kullanılan ekipmanlar değiller. Tabii onlara birebir benzerleri değil. Arai'nin mesela Access 2'sini gösteriyorum. Arai Access 2 nasıl bir kask derseniz tabii ki yani tri kompozit gerçekten güvenli bir yapıya sahip. Tabii ki yani spor sürüşlere uygun ön havalandırma, üst havalandırma kanalı ve arka hava çıkış kanalları var. Tabii ki elle idare edilebilen kanallar bunlar. Gerçekten hani bu derecede bir kaska göre 1440 gramlık bir ağırlığı olması, ECE 2205 sertifikası olması bunu gerçekten iyi bir kask yapıyor. Hem kendi ön vizörünün üstünde havalandırma kanalları var. Kilit mekanizması da şuradan yukarıya doğru itince açılıyor. Tabii ki kademeli bir açılan bir yapısı var. Bakış açısı gerçekten geniş. İç petleri gerçekten rahat ve başınıza tam oturacak bir yapıya sahip. Ve tabii ki bir burun pedi veya bir çene pedi yok. Ve tabii ki MotoGP'de de kullanılan Double D bir bağlantıya sahip. İç petleri gerçekten kafanıza çok iyi olur. Ve hani hem havalandırma kanalıyla hem ön hava giriş kanallarıyla, iç hava giriş kanallarıyla ve hani havanın dağılışıyla gerçekten güzel bir kask. İyi bir kask ve hani ön vizörü de kolay çıkması için şurada bir yeri var. Bunu çıkarttıktan sonra döndürerek açtığınız bir tane vizörü var. DNS D1 pelli racing için yapılmış, spor sürüşler için yapılmış bir mont. Tabii ki bunları birebir kullanmıyorlar. Onların özel giysilerinde, özel kendilerine ait korumaları var. Bu modelde tabii ki tamamen deri. İç tarafında şu kısımlarında göğüs korumanızı koyabileceğiniz yerler var. Arkasında da sırt korumanızı koyabileceğiniz yerler var. Dirseklerindeki ve omuzlarındaki özel korumalar sayesinde çarpma anlarında size yüksek muhafaza sağlıyor, yüksek koruma sağlıyor. Aynı zamanda iç tarafındaki nefes alabilir yapı terlemenizi bir kısmen engelliyor. Bir de önerebileceğim bir eldiven var. Revit'in Cheyenne eldiveni. Revit Cheyenne eldiveni daha önceden tanıtmıştım, tanıtımlarda görmüştünüz. Ben bu eldivenleri yazlık olarak sunuyorum. Tabii ki hani MotoGP'de ona göre kışlık yazlık diye bir seçenek yok. Orada yol durumuna göre eldiven kullanıyorlardır. Yolun veya günün şartlarına göre kullanıyorlardır. Revit Cheyenne yazlık bir eldiven çünkü hani birçok yerinde havalandırma delikleri var. Ama hani Revit'in de Dainese'in de eldivenleri MotoGP'de kullanılıyor. İç tarafında dışa doğru dönük dikiş yerleri var. Eli içten batmasın diye yapılmış. Aynı zamanda hani yumruk kısmı şu elinizin üst ayasını sıkabilmek için burada bir tane bant. Bu bantı çektiğiniz zaman elinize tam oturmasını sağlıyorsunuz. Biraz yüksek bilekli. Bilek yerlerinden itibaren korumalarını görebiliyorsunuz. Korumaların üstünde havalandırma kanalları var. Aynı zamanda hani tüm parmakları, eklem yerleri korumalı. Ve hani hem üst ayağı korumak için hem şurada bilek yerini korumak için birçok ek koruma koymuşlar. Hatta baş parmak korumaları var, küçük parmak korumaları var. Onları da eklemişler. Bunun altına tabii ki hani MotoGP'de kullanılan deri bir pantolon veya oradaki bir tulum gibi bir şey sunamıyorum. Çünkü mağazamızda şu anda tulum bulunmuyor. Tabii ki oradaki MotoGP'de kullanılanlar çoğunlukla tulum şeklinde. O yüzden ben bunun sadece hani üstündeki mont gibi sunabiliyorum veya işte bu eldivenleri sunabiliyorum. MotoGP'de yarışacaksanız zaten bunlardan tahminen bunları değil de daha dayanıklı ekipmanlar, daha dayanıklı giyim ve kombinler almalısınız. Bunlar tabii ki örnekler. Hani MotoGP'de bunlar kullanılmıyor. Çoğunlukla hani işte deri, tulum kullanıyorlar. İşte ona göre günün şartlarına göre eldiven kullanıyorlar. Bunlar yaklaşık benim yakın bulabildiğim örnekler. Access 2 değil de RX-7 GP'yi kullanıyorlar onlar. Ben bunlar yakın örnekler diye paylaştım. Umarım yararlı olmuştur. Paylaşmaya çalıştım. İyi sürüşler.